Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir analiz bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, pazartesi günü gelecek olan Kulüp Selection, Leverkusen, Schalke, Ajax ve Atalanta oyuncuların analizini yapacağız. Bir gün öncesinde max seviyelerini hem kanalın topluluk sekmesinde hem de Instagram sayfamdan paylaşmıştım. Şimdi de analizini yapacağız çünkü bu zamana kadar, yani PES 2021'de gelmiş en kötü Kulüp Selection'lar diyebiliriz. O yüzden top açılımı yapmaya değer mi, değer mi, değmez mi, hangi oyuncular için değebilir, bunların üzerinde duracağım arkadaşlar. Hızlı hızlı devam edeceğim çünkü 4 tane takım var. İlk önce Leverkusen'den başlayalım. Kaleci Hedrick 92 genel dereceye sahipmiş arkadaşlar. Baktığımız zaman 1.92 boyunda savunmacı bir kaleci. Boyu fena değil. Kaleci özelliklerine baktığımız zaman yakalama 94 hariç diğerleri 95 ve üstü turkuaz rengine dönüşmüş. Ama bir tek Hedrick için top açılımı yapılacağını zannetmiyorum ben. Yani yapılmaz diye düşünüyorum. O yüzden direkt Hedrick'i geçtim. Bender'e baktık. Stoper oyuncu. O da 92 genel dereceye sahip. Baktığımız zaman 1.86 boyundaymış. Yok edici oyun tarzı varmış. 93 defansif farkındalık. 99 top kazanma. Çok iyi olsa da hızı bayağı bir düşük. Ama defansif farkındalıkları ve top kazanması gayet iyi. Özellikle top kazanma 99 ama bir tek bir top kazanma içinde zannetmiyorum top açılsın. Üçüncü oyuncumuz Demirbay 93 genel dereceye sahipmiş. Baktığımız zaman şut gücü ve duran top ve falsosu ön plana çıkıyor. Baktığımız zaman hızı bayağı bir düşük. Hızlanma fena değil. Belki o açıyı kapatır ama bir tek Demirbay içinde top açılımı yapılacağını ben düşünmüyorum. Aranguiz'e baktık. O da göbek oyuncusu. 92 genel dereceye sahipmiş. Top kontrolü sürmesi fena değil. Hızı düşük. Onun dışında alçaktan pas özelliği sanki ön plana çıkıyor gibi. Dayanıklılığı güzel ama bir tek Aranguiz için bu özellikler yeterli değil bir top açılımı yapmak için. Geçtim o yüzden. Sol açık Diaby'ye geldik. 94 genel dereceye sahipmiş. Hemen özellikleri turkuaza dönen özellikleri hemen gözümüze çarpıyor. 99 top sürme, 93 top kontrolü, hız 99, hızlanma 99, dayanıklılık 87. Baktığımız zaman bitiricilik fena değil, idare eder. Falsosu 70, çok kötü. Yani bir kanat oyuncusunda, kanatlarda oynayan oyuncu için falso önemli. Falsonun olmaması kötü olmuş. Onun dışında çift vuruş özelliği falan da var. Fena değil aslında yani. Belki Leverkusen'den top açılırsa birinci oyuncu Diaby diyebiliriz. Geri geldim. Şike baktık. 92 genel dereceye sahipmiş. Hız hızlanması fena değil. Top kontrolü sürmesi, bitiriciliği falan iyi ama yeterli değil arkadaşlar. Becerilerine baktığımız zaman ise Marsilya dönüşü varmış. Yani bu Şik içinde bir top açılımı yapmaya değmez. Hemen Tapsoba'ya bakalım. O da 94 genel dereceye sahipmiş bir stoper. Baktığımız zaman hızı ideal. Top kontrolü gayet iyi. Defansif farkındalığı 95. Çok iyi. Top kazanma 89. Bir tık düşük kalmış. Fiziksel teması 94. Bakalım oyun kurucu özelliği. 1.92 boyu varmış. Hava hakimiyeti nasıl? Kafa 92 sıçrama, kafa 93 sıçrama 92. Gayet güzel arkadaşlar. Ben özelliklerini beğendim. Yani bunun için top açılım, belki top kazanması 92-93 olsaydı olabilirdi aslında. Diaby'den sonra Tapsoba içinde belki top açılımı yapılabilir arkadaşlar. Bellerabi son oyuncumuz. Ona baktık. 90 genel dereceye sahip ve takımdaki son tek altın top diyebiliriz. Top kontrolü sürmesi fena değil. Hemen turkuaz renkte iki özelliğini görüyoruz. 98 hız, 95 hızlanma. Bakalım şöyle özelliklerine. Sağ açık oyuncusuymuş. Sağ açıkta sağ ayaklı bir oyuncu. Hiç tarzım değil. O yüzden direkt geçiyorum. Hızı hızlanması fena değil ama diğer özellikleri bence düşük kalmış arkadaşlar. Geri geldim. Yani Leverkusen'i değerlendirecek olursak belki Diaby ve Tapsoba stoper için ve sol açık Diaby için belki açılabilir arkadaşlar. İkinci takımımıza geçtik. O da Schalke. Schalke'den ilk önce Harit'e bir bakalım. Harit ofansif orta saha, 94 genel dereceye sahip. Baktığımız zaman iki tane turkuaz renge dönüşen özelliği gözümüze çarpıyor. Sıkı top tutma ve hızlanması. Özellikleri fena değil. 93 dayanıklılık var.
Baktığımız zaman çift vuruş özelliği, içe sektirme özelliği var. Yani içe sektirme ile çift vuruşu aynı anda ben sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü çift vuruş yapmaya çalışırken içe sektirme yapıyor. İçe sektirme ile de çok kolay çalım atılmıyor arkadaşlar. Yani %100 denk gelmesi tutturmanız gerekiyor. Ama çift dokunuşta öyle bir şey gerek yok. Tutturmaya gerek yok. Çift dokunuş her türlü zamanlamanızı yaptığınız zaman yerine getirebiliyorsunuz. Aletin özelliklerini ben beğendim arkadaşlar. Zaten buradan top açılımı yapacağım. Ozan'dan sonra Harit'i bulmak isterim. Özellikleri bana hitap ediyor. O yüzden mutlaka Harit'in gelmesini isterim. İkinci oyuncumuz, gururumuz Ozan Kabak. 96 genel dereceye yükselen muhteşem bir kart olaraktan karşımıza çıkıyor. Ama defansif farkındalığını biraz düşük tutmuşlar. O beni biraz üzdü arkadaşlar. Baktığımız zaman yani şut gücü koymuşlar. Bitiricilik koymuşlar. Ofansif farkındalık bile koymuşlar. Yani bunları yüksek tutacağınıza şuradaki işte top kazanmayı, defansif farkındalığı yüksek tutmuş olsaydınız daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizler neler düşünürsünüz. Zaten normal 92'lik gümüş kartı bile bu oyuncunun çok çok iyiydi arkadaşlar. Hızı meza, hızı falan. 94 hız olarak gördüğümüz zaman muhteşem bir kart. 99 agresiflik, hava hakimiyeti zaten çok çok iyi. Baktığımız zaman mutlaka istediğimiz zaten en çok Ozan için açarız büyük ihtimalle. Baktığımız zaman 1.86 boyunda oyun kurucu özelliği var. Adam markajı, top kesme, akrobatik uzaklaştırma, mücadele ruhu gibi özellikleri var. Mutlaka bulmak istediğim oyunculardan ikinci oyuncu diyebilirim. Omar Mascheral'a baktık. 93 genel derece sahipmiş. Özelliklerine hemen şöyle bir bakalım. Alçaktan pas özelliği turkuaz rengine dönüşmüş. Dost mevkiinde hızı düşük. Onun dışında defansif farkındalığı da düşük. Hani hızı düşük, hadi defansif farkındalığı iyi olsa belki kurtarırdı ama o da kurtarmıyor. O yüzden bu oyuncunun gelmesini istemem. Bir diğer oyuncumuz Pagenci, doğru mu okudum bilmiyorum ama forvet oyuncusu, 92 genel dereceye sahipmiş. Top kontrolü, sürmesi, sıkı top tutması fena değil. Hava hakimiyeti yüksek olan bir oyuncu. Boyu kaçmış 1.84. Hızlanması düşük kalmış ama fiziksel teması, dayanıklılığı falan iyi gözüküyor. Bakalım diğer oyuncuları da bir değerlendirelim. Ona göre dönüş yaparız bu oyuncuya. Stamboli'ye baktık. Stoper oyuncu, 91 genel dereceye sahipmiş. Baktığımız zaman defansif farkında da turkuaza yükselmiş. 95 olmuş yani. Fiziksel teması fena değil. Mücadele ruhu, akrobatik uzaklaştırma bir stoperde olmazsa olmaz istediğimiz özellikten, beceriden bir tanesi. Adam markajı gibi özellikler varmış. Fena değil özellikleri. Baktığımız zaman 95 farkındalık iyi olmuş. Ya bunu oyuncuları birbirinin zıttı yapıyorlar arkadaşlar. Yani nasıl zıttı yapıyorlar? Örnek veriyorum. Ozan Kabak çok hızlı ama defansı düşük. İşte Stamboli defansı yüksek ama hızı düşük gibi. Çok değişik oyuncu özelliklerini yükseltiyorlar. Anlam veremiyorum. Ojzipka'ya baktık. Sol bek oyuncusuymuş. Hızı bayağı düşük. Defansif düşük. Direkt geçelim. Hiç gelmesini istemeyeceğim oyunculardan bir tanesi. Ben Talebe baktık. 91'de genel derece sahipmiş. Göbek oyuncusu. Top kontrolü turkuaza çıkmış. Ama hızı düşük. Dayanıklılığı düşük sayılır bir göbek oyuncusu için. Direkt geçtim. Son oyuncumuza bakacağız. O da Ut. 90 genel dereceye sahip bir forvet oyuncusu. Hızı düşük, hızlanması fena değil. Baktığımız zaman boyu kaçmış 1.85. Yani gelmesini istemem. Burada da bir isim sıralandırması yaparsak arkadaşlar. Ozan Kabak 1, Harit 2. Bu Stamboli en iyisi bu zaten. Üçüncü olarak da bunun gelmesini isterim. Ajax'a geçtik. İlk oyuncumuz Dusan Tadic. Özellikle hemen bakalım. Top kontrolü, sürmesi, bitiriciliği, ofansif farkındalığı falan fena değil arkadaşlar. Ama bir tek Tadic için de top açılımı yapmaya değmez. O yüzden direkt geçtim. Onana'ya bakalım. Kaleci Onana 94 genel dereceye sahip. 94 sıçraması var. Özellikleri gayet iyi. 1.90 boyunda. Özelliklerin hepsi turkuaza dönüşmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve 1.90 boyana sıçrama özelliği çok önemli arkadaşlar burada. Öyle düşünüyorum ben.
1.90 ve 94 sıçrama geldiği gelmesini isterim ama bir tek 10 ano içinde top açılımı yapılır mı? Yapılmaz. Bakalım başka oyuncu çıkacak mı top açılımı yapmaya değmek için. Hemen Promes'e baktık. Promes sol açık oyuncusu. Hızı hızlanması, top kontrolü sürmesi gayet güzel. Onun dışındaki bir özelliği var mı bir bakalım. Akrobatik bitiricilikte alan şutlar. Yani Promes tarzında çok fazla oyuncumuz var. Blind'e geçtik. Stoper 92 denel dereceye sahip. 95 defansif farkındalık. 92 top kazanma. Top kontrolü sürmesi gayet iyiymiş. Top kontrolü iyiymiş ha. Hızı 79, hızlanma 73. Fena değil. Blind'in özelliklerini ben beğendim arkadaşlar. Bir geri gelelim diğer oyunculara bir bakalım. David Neres'e baktık hemen. O da 92 genel dereceye sahipmiş. Sıkı top tutması turkuaz renge dönüşmüş. Yani 95 ve üstü. Hız hızlanma iyi. Top kontrolü sürmesi. Bitiriciliği falan iyi. Sağ açık pozisyonunda. Sol ayaklı bir oyuncu. Tam benim tarzımda. Falsosu kaçmış. Falsoya baktığımız zaman 74 düşük kalmış bayağı bir. Yani çok da tercih etmem ben arkadaşlar. Falso olması lazım bir oyuncuda. Mazraoui'ye baktık. Doğru mu okudum bilmiyorum ama 92 genel dereceye sahipmiş. Yani çok sağ bek oyuncusu mu bu? Aynen. Defansif farkındalığı bir tık düşük kalmış. Oyuncu becerine baktığımız zaman hücumcu bekmiş. Çok da tercihim değil. Eminim ki daha iyi oyuncular vardır. Antony'ye baktık. 93 genel dereceye sahip olup 94 genel dereceye çıkan genç bir oyuncu. Kaç yaşındaymış? 20 yaşındaymış. Hızlanma 90. Hız hızlanma gayet güzel. Hızlanma turkuaza dönüşmüş. Sağ açıkta sol ayaklı bir oyuncu. Benim tarzım tam. Falsosu 86 gayet güzel. Onun dışında bitiriciliği 87. Yani altın top olaraktan çok güzel özellikleri olduğunu düşünüyorum. Belki Antony için, yani bir tek Antony için de top açılımı yapılır mı bilmiyorum ama şu son oyuncumuza Labiat'a bir bakalım. 88 genel dereceye sahip ofansif orta saha. Dayanıklılığı çok düşük. Geçtim bunu da. Baktığımız zaman belki Onana ve Antony için top açılımı yapabilirim arkadaşlar. Bu iki oyuncu fena değil, güzel gibi gözüküyor. Son takımımız Atalanta'ya geçtik. Zapata'dan başladık. Zapata 95 genel dereceye sahipmiş. Bitiriciliği de turkuaza dönüşmüş. 95 olmuş. Fiziksel teması 99. 93 hızı var. Top kontrolü sürmesi fena değil. Dayanıklılığı bir tık düşük kalmış. Oyuncu becerilerine baktığımız zaman akrobatik bitiricilik, anında şut gibi güzel özellikleri var. Kurnaz ve süper yedekmiş. Yani sonradan oyuna aldığınızda çok daha etkili olabiliyor arkadaşlar. Fena değil. Diğer oyuncuları da bir kontrol edelim. Muriel'e baktık. O da bir forvet oyuncusu. 94 genel dereceye sahip. 95 şut gücü hemen karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman hız hızlanma, top kontrolü sürmesi gayet güzel. Şut gücü zaten 95. 88 bitiricilik. Çift vuruş, içe sektirme, makas çalımı, bilek hareketi gibi özellikleri var. 1.79 boyunda. Fena bir oyuncu değil. Zapata ile ikisi gayet güzel gidiyor şu anda. Gomez'e baktığımız zaman Gomez 93 genel dereceye sahip. Top kontrolü sürmesi, hız hızlanması fena değil. Alçaktan pas, yüksekten pas. Şut gücü var, falso var, duran top özelliği var. Yani tam bir joker oyuncu. Zaten şurada bakın. Yeşil olan yerlerde direkt oynayabiliyor. Kırmızı olan yerlerde de oynama ihtimali olan bölgeler. Yani tam bir joker oyuncu. Birçok mevkide oynayabiliyor. Tek defansif özelliği yok. Onun dışında bütün mevkilerde oynayabiliyor. Güzel bir oyuncu. Gosens'e baktık. 92 genel dereceye sahipmiş. Sol kanat oyuncusu. Hız hızlanması güzel. Top kontrolü sürmesi idare eder. Sol bekte de oynayabiliyormuş. Fena değilmiş aslında arkadaşlar. Ama tek bu oyuncu içinde top açılır mı bilmiyorum. Kafa özelliği var. Hızı hızlanması. Defansif farkındalığı da fena değil. Geçtim. Palomino'ya baktık. 92 genel derecelik bir stoper. Fiziksel teması 95. Defansif farkındalığı 94. Top kazanma 91. Gayet güzel. Sol bekte de oynayabiliyormuş. 87 dayanıklılığı var. Adam markajı top kesme yok ediciymiş. Geçtim. Diru'na baktık.
90 genel dereceye sahip. Direkt bakmamıza bile gerek yok. Çok üstün bir özelliği gözükmüyor. Tolai'ye baktık. 90 genel dereceye sahipmiş. 93 defansif farkındalık. 92 top kazanma. Bu altın top arkadaşlar bu arada. Bunun için de değmez. Son oyuncumuz Hatebor. 91 genel dereceye sahipmiş. Bir sağ kanat oyuncusu. Kanat oyuncusunda falso yok. O yüzden geçtim direkt. Bakmaya bile gerek yok. Yani Atalanta'da da arkadaşlar Zapa'da Muriel ve Gomez için belki top açılımı yapılabilir ama elinizde bu tarz oyuncular varsa hiç değmez. Ajax'ta dediğim gibi Onana ve Antony için belki top açılımı yapılabilir. Genç Antony ve Onana için. Ozan Kabak için zaten Schalke'den açacağız ama onun dışında Harit ve Stamboli de olabilir. Leverkusen'e baktığımız zaman ise arkadaşlar Leverkusen'de Tapsoba demiştik galiba. Diaby ve Tapsoba için belki top açılımı yapabilir. Onun dışında yani bu tarz oyuncular varsa elinizde hiç girişmeyin arkadaşlar zaten. Çünkü çok yakın hatta çok iyi olduğunu zannetmiyorum. İşte bir Ansu Fati'den altın topundan bile Diaby iyi değildir. İşte bir stoper oyuncu çok fazla bulunabiliyor. MyClub paralarınızı harcamaya değmez buralar arkadaşlar. O yüzden bir tek büyük ihtimalle herkes Türkiye'de Ozan Kabak için açacaktır. Harit de fena bir oyuncu değil. Schalke'den büyük ihtimalle açacağım arkadaşlar. Duruma göre de diğer takımları da değerlendiririz. Videom burada noktalandırıyorum. Sizler de arkadaşlar hangi takımdan kim için top açılımı yapılabilir? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.